Merhaba sevgili izleyiciler. Astrolog Yasemin Sürer ile Yıldızların Diline hoş geldiniz. 14-20 Mart haftasını anlatacağım. Genel etkilerinden bahsettikten sonra burçlar nasıl etki alacak onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir gökyüzünün genel etkilerine baktığımızda Venüs, Mars ve Satürn Kova burcunda, Merkür, Jüpiter, Güneş ve Neptün Balık burcunda ilerliyor. Demek ki Kova ve Balık burcu ağırlığı var ve ikisi birbirinden farklı enerjiler. Kova burcu özgürlüğü, birey olmayı, hakkını aramayı, kendi ideallerin arkasında durmayı, hak ve eşitlik arayışını, mücadeleyi simgelerken Balık burcu daha çok akışta kalmayı, duygusallığı, kafa karışıklığı, insanlarla daha fazla empati kurmayı ve tabii ki merhamet ve anlayışı anlatmaktadır. O yüzden bir öyle bir böyle biraz git geldi bir hal içindeyiz. Bu haftanın önemli olayı 18 Mart Cuma günü sabah 10.17'de 27 derecede gerçekleşecek Başak Dolunay'ı olacaktır. Bu hafta iyiden iyiye Dolunay enerjileri etkisi altında olacağız ve hafta ortası itibarıyla etkisi fazlalaşacak. Dolunay enerjisi olayları görünür kılar ve tamamlamalar gerçekleşir. Bu Dolunay Başak Burcu'nda gerçekleşeceğinden sağlık, hizmet sektörü, tarım ve gıda temaları ve bunlarla ilgili düzenlemeler ön plana çıkacak. Bireysel anlamda hayatımızı bir düzen getirmek, fazlalıklardan kurtulmak, ayrıştırmak, sorunlara pratik çözümler bulmayı ve bunun içinde çaba ve çalışmayı arttıracak. Sağlık alanında ise sağlık kontrolleri, zararlı alışkanlıkları bırakmayı, belki yeni beslenme alışkanlıkları, sağlıklı yaşam programları, detoksları, arınmayı anlatacak ve bunlarla daha çok haşır neşir olmaya başlayacağız. Yine bu enerjide daha detaycı, bir o kadar da eleştirel olmayı, mükemmeli aramayı ortaya çıkaracak. Bununla beraber daha kuruntulu ve endişeli bir tavır içine girebiliriz. Dolunay haritasında Plüton ve Kuzey Ay düğümü ile birlikte bir toprak üçgeni oluşuyor. Yine meşhur 19 Kasım ay tutulması, biliyorsunuz Boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşmişti. Etkileri halen devam ediyor ve bu Başak Dolunay'ı bununla bağlantılı olacak. O günlerden bu yana hayatımızda olup biten her şeyle ilgili bir gözden geçirme ve ardından da yeni bir düzenleme ve yola devam etmeyi ortaya çıkaracak. Güvende olmayı, mantıklı olmayı istesek de unutmayalım, karşısında yer alan Jüpiter, Güneş, Merkür ve Neptün Balık burcunda. O yüzden istediğimiz gibi bazen mantıklı olamayabiliriz. Yapmak istediklerimizde halen akışa da bırakmamız gerekenleri kabul etmemiz gereken bir süreç. Ve kararsızlıklar yaşayabiliriz. Pazar günü Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle artık enerjiler hızlanacak neyse ki. Daha motive ve harekete geçmeye teşvik edecek. Bu da bu kararsızlığı azaltacak. Uranüs burada Dolunay sırasında güzel bir destek verecek bize. Farklı bakış açıları, yeni fikirlerle olanı değiştirmek için bize o yaratıcılığı ve orijinalliği verecek. Olmuyorsa bakış açılarımızı değiştirecek ve yeni çıkış yolları bulabileceğiz. Dolunay'ın bir diğer önemli açısı da Venüs ve Uranüs arasındaki kare açıdır. Bu da ilişkilerde artık kesin kopuşlar ve bitişleri ortaya çıkaracak. Dolunay Arket yıldızı ile etkileşimli olacak. Bu yıldız öfkeli bir yıldızdır. Kayıp ve krizleri anlatır. Demek ki hırs ve intikam duygusunu da ortaya çıkaracak. Genel anlamda krizler ortaya çıkabilir ve global olarak da maalesef üzücü gelişmeleri de anlatabilir. Bireysel alana dönecek olursak ani ilişki başlangıçları da söz konusu olabilir ama Uranüs'ün olduğu yerde anlık şeyler olur. Ne olacağı bilinmez. O yüzden başladığı gibi ilişkiler bitebilir. Bazıları için sürpriz para kazançları, bazıları için de anlık para kayıpları getirebilir. O yüzden Dolunay sürecinde riskli yatırımlar konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Evet, Güneş-Neptün kavuşumu gerçekleşti. Nisan'da ise Jüpiter ve Neptün kavuşacak. Bu da yağışlarda artışlar ve inşallah olmaz ama sel gibi ihtimalleri de maalesef yükseltiyor. Dolunay enerjileri önümüzdeki 10 gün boyunca etkili olacak. Evet, hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen yükselen burcunuza ve sonra burcunuza göre dinleyin. Önce size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum.
Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın ve astroloji hakkında daha fazlası ve günlük yorumlar için beni Instagram'da Astrolog Yasemin Sürer sayfamdan da takip edebilirsiniz. Danışmanlık almak isterseniz yine bana Instagram veya web sitem astrologyasemin.com'dan da ulaşabilirsiniz. Hadi başlayalım. Sevgili Koç ve yükselen Koçlar, bu hafta 18 Mart sabahı saat 10.17'de Başak Burcu'nda bir dolunayımız gerçekleşecek. Çalışma ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlık alanınızda oluşuyor. Bu alanlarda ortaya çıkan durumları bir toparlama ve yeniden düzenleme enerjisi getirecek. Merkür ve Uranüs arasındaki olumlu açı size yenilikçi fikirler ve yeni bakış açıları sağlayacak. Demek ki bu alanlarda bir değişim ve toparlama sürecine gireceksiniz. Kariyer ve maddi konularda fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yalnız Güneş ve Merkür sizin 12. evinizde şu sıra. O yüzden istemeseniz de bazı şeyleri akışa bırakmanız gerekebilir. Ama pazar günü artık burcunuza geçiyor. Yani pazara kadar çok harekete geçemeyebilirsiniz. Hala akışta kalmanız gereken konular ve belirsizlikler devam edebilir. Ama sonrası daha net, daha motive olmaya başlayacaksınız. Bu hafta endişe ve kuruntular artabilir. Psikolojinizi dengede tutmaya çalışın lütfen. Hayatınız tekrar eski hızına dönüyor. Hiç merak etmeyin. Hareketlenmeler de pazar itibariyle başlayacak. Kısacası sizin döneminiz başlıyor. Şimdiden tüm koçların doğum günlerini de kutlamak istiyorum. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Boğa ve yükselen Boğa, bu hafta 18 Mart sabahı saat 10.17'de Başak Burcu'nda bir dolunayımız gerçekleşecek. Etkisini bu hafta yaşamaya başlayacağız. Sizin aşk, çocuk, yetenekleriniz ve spekülatif para, borsa alanınız etki alacak. Bu alanlarda yeni bir düzen getirmeyi tetikleyecek. Neyi nasıl istediğinizi düşüneceksiniz. Aşk ve çocuğunuzla ilgili yeni kararlar alabilir. Belki yeni bir hobiye de başlayabilirsiniz. Dolunay sırasında Venüs ve Uranüs kare açısı sizi kariyer ve para konularında ani değişikliklere karşı uyarıyor. Bir taraftan da Merkür ve Uranüs olumlu açısı ise size yenilikçi bir bakış açısı getirecek ama kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Onun dışında hafta boyunca gelecek projeleriniz ve arkadaşlarınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Belki bir arkadaşınızın derdine çözüm bulmaya yardımcı olabilirsiniz. Ve pazar günü güneşimiz Koç burcuna geçecek. Sizin 12. ev alanınızda olacağı için önümüzdeki bir ay boyunca biraz daha kendinizi şarj etme, olup biteni gözlemleme isteğini arttıracak sevgili boğalar. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bu hafta 18 Mart sabahı saat 10.17'de Başak Burcu'nda bir dolunayımız gerçekleşecek. Etkisini bu hafta yaşamaya başlayacağız. Ev ve aile alanınızda oluşacak. Bu alanlarda varsa belirsizlikler, netleşmeler ve olayların görünür olmasını sağlayacak. Güvenlik alanınıza daha fazla sahip çıkmak isteyebilirsiniz ama diğer taraftan Venüs-Uranüs kare açısı ani değişimleri önünüze çıkarabilir ve kararsızlık, fikir değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Özellikle ticari, hukuki girişimler, eğitimler, sosyal medya ve yurtdışı bağlantılı işler, seyahat konularında hızlı değişimler gündeminize gelebilir. Ailevi ve maddi konularla ilgili bir yapılanma sağlamaya başlayabilirsiniz. Pazar günü ise güneşimiz Koç burcuna geçecek. Kariyer hayatınızda yaşadığınız belirsizlikler azalmaya başlayıp gelecek planlarınız için daha net ve kararlı harekete geçmeye başlayabilirsiniz. Daha fazla sosyalleşmeye başlayabilir ve arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç, bu hafta 18 Mart sabahı saat 10.17'de Başak Burcu'nda bir dolunayımız gerçekleşecek. Etkisini bu hafta yaşamaya başlayacağız. Düşünce ve iletişim alanınızda oluşacak. Yakın çevre, kardeş, akrabalarla ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Konuşulması gerekenler konuşulabilir. Varsa evrak, sözleşme, alım-satım konularıyla ilgili yapılması gerekenlere odaklanacak ve yeni bir düzen getirebilirsiniz. Yapılması gerekenler için iletişiminizi artırmanız gerekebilir. Gelecek planlarınızla ilgili yeni fikirler ve yeni bir bakış açısı sizi bir adım ileriye taşıyacak. Arkadaşlarınızla ortaklaşa bir girişim ve ekip çalışması size yeni kapılar açabilir.
Dolunay enerjisinde Venüs-Uranüs kare açısı size beklenmedik bir harcama yaptırabilir ve ailede bir sağlık teması ile ilgilenebilirsiniz. Pazar günü ise Güneşimiz Koç burcuna geçecek. Sizin kariyer, toplumsal statünüz, gelecek hedeflerinizle ilgili daha motive şekilde hareket etmeye başlayabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, bu hafta 18 Mart sabahı saat 10.17'de Başak Burcu'nda bir dolunayımız gerçekleşecek. Etkisini bu hafta yaşamaya başlayacağız. Sizin para alanınız etki alıyor. Yani gelir gider dengesi, yaptığınız harcamaları düzenleme, bütçe planlaması gibi konularda yeni fikirler ve planlamalara odaklanabilirsiniz. Kendi yeteneklerinizle daha fazla nasıl para kazanırım fikrini de ortaya çıkarabilir. Siz de sevgili aslanlar, kazancı daha yüksek bir girişime de başlayabilirsiniz. Yeni sözleşmeler, anlaşmalar yapabilirsiniz. Dolunay sırasındaki Venüs-Uranüs kare açısı, ilişkiler, ani ve beklenmedik gelişmeleri gündemimize taşıyabilir. Sorunu giden bir ilişkiniz varsa ayrılma kararı alabilirsiniz. Veya bir konu birden ortaya çıkabilir ve ani tartışmalarda yaşayabilirsiniz. İşbirlikleriniz varsa burada da fikir ayrılıkları oluşabilir. Pazar gününe geldiğimizde ise Güneşimiz Koç burcuna geçecek. Gelecek projeleriniz, hayalleriniz uğruna daha çok motive ve harekete geçmeye istekli olacaksınız ve bunlarla ilgilenmeye başlayacaksınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, bu hafta 18 Mart sabahı saat 10.17'de burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek. Etkisini bu hafta yaşamaya başlayacağız. Kendinize ve hayatınıza dair yeni kararlar ve planlamalar yapmaya başlayacaksınız. Gerek ilişkilerinizde, gerekse işiniz ile ilgili ne isteyip ne istemediğinizi belirleyip bir düzen oluşturma sürecine gireceksiniz. Belki dış görüşünüzde de değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Ama hatırlatmak isterim ki şu sıra karşıt burcunuz Balık'ta birçok gezegen yer almaktadır. Bu da özellikle ikili ilişkiler, işbirlikleri veya varsa ortaklıklarınıza bağlı olduğunuzu, koşullarınızın onlarla birlikte şekillendiğini de göstermektedir. Yani hem gereğini yapma, bir taraftan da akışa bağlı kalmayı gerektirmektedir. Dolunay enerjisi sizin normalinden daha gergin ve inişli çıkışı bir ruh haline sokabilir. Daha karamsar ve eleştirel olabilirsiniz. Lütfen modunuzu fazla düşürmeyin. Dolunayda etkili olan Venüs-Uranüs kare açısıyla bel bağladığınız kişilere dikkat etmenizi de önereceğim. Beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Pazar gününe geldiğimizde ise Güneşimiz Koç burcuna geçecek. Maddi konularla ilgili harekete geçebilir, bazı krizleri yönetmek durumunda kalabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, bu hafta 18 Mart sabahı saat 10.17'de Başak Burcu'nda bir dolunayımız gerçekleşecek. Sizin 12. evinize etki edecek. Daha önceden fark etmediğiniz, görmediğiniz olaylar görünür olmaya başlayacak. Zaman zaman daha karamsar ve endişeli hissedebilirsiniz. Ev ve aile konularıyla bu süreçte daha fazla ilgilenmek ve alacağınız kararlarla yeni bir düzenleme yapabilirsiniz. Dolunay sırasında etkili olacak Venüs-Uranüs kare açısı ilişkilerinizde beklenmedik durumları oluşturabilir veya çocuğunuzla ilgili ani bir harcama yapmanızı sağlayabilir. Yine maddi konularda riskli yatırımlar yapmak konusunda lütfen dikkatli olun çünkü ani para kayıpları oluşabilir. Ve pazar günü geldiğimizde ise Güneşimiz Koç burcuna geçecek. İlişki ve ortaklıklar konusu ön plana çıkıyor hayatınızda. Hızlı ve yeni adımlar atmak için gerekli motivasyona sahip olacaksınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, bu hafta 18 Mart sabahı saat 10.17'de Başak burcuna bir dolunayımız gerçekleşecek. Bu hafta bu enerjileri hissediyor olacağız. Sizin gelecek planlarınızla arkadaş ve sosyal çevre alanınızı etkileyecek. Hedeflerinizle ilgili yeni kararlar alabilir ve planlı programlı hareket etmeye başlayabilirsiniz. Arkadaş ve sosyal çevrenizle de daha eleştirel yaklaşabilir veya onlara yardımcı olabilirsiniz. Dolunay sırasında Venüs-Uranüs kare açısı gerçekleşecek. Bu da ev ve aile konularında bazı harcama veya sorunlar ortaya çıkartabilir ve bunların çözümüyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ve pazar gününe geldiğimizde Güneşimiz Koç burcuna geçecek.
çalışma ve gündelik rutinlerinizde temponuz artmaya başlayacak. Yeni adımlar atmaya cesaret edeceksiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, bu hafta 18 Mart sabahı saat 10.17'de Başak Burcu'nda bir dolunayımız gerçekleşecek. Bu hafta bu enerjiyi hissediyor olacağız. Sizin kariyer, toplumdaki statünüz ve hedeflerinizle ilgili yeni kararlar almayı ve bir düzen sağlamaya işaret etmekte. Bir taraftan evliyseniz eşinizin ailesiyle ilgili konularda gündeme gelebilir. Bu alanlarda ne istediğinizi, ne istemediğinizi belirlemek isteyeceksiniz. Dolunay sırasında Venüs-Uranüs kare açısı gerçekleşecek. Bu da sizin çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız ve günlük rutinlerinizle ilgili ani değişimler oluşturabilir ve bu yönde fikirlerinizi değiştirebilirsiniz. Bu hafta parasal konular ön planda olacak. Farklı şeyler denemek isteyebilirsiniz. Pazar gününe geldiğimizde güneşimiz Koç burcuna geçecek. Aşk hayatınız, flörtleriniz, çocuk, hayatın keyifli yönleri daha çok odağınıza yerleşecek. Daha motive şekilde bu alanlarda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak, bu hafta 18 Mart sabahı saat 10.17'de Başak Burcu'nda bir dolunayımız gerçekleşecek. Ticari, hukuki konular, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, seyahat, sosyal medya, hayata dair inançlarınız konusunda yeni farkındalık ve yeni kararlar almaya başlayabilirsiniz. Dolunay enerjisi olayları görünür kılar. Bu sebeple sizin için doğru olan neyse bunu yeni düşünce ve farkındalıklarınızla yeniden analiz edebilirsiniz. Dolunay sırasında Venüs-Uranüs kare açısı gerçekleşecek. Bu da maddi konularla ve ilişkilerinizle ilgili beklenmedik gelişmelere yol açabilir ve beliren şeylere göre yeniden bir değerlendirme yapmak durumunda kalabilirsiniz. Pazar günü geldiğimizde ise güneşimiz Koç burcuna geçecek. Sizin ev ve aile konuları, ev ve aile hayatınız daha fazla ön plana çıkacak. Evinizle, ailenizle daha fazla ilgilenebilir ve daha mücadeleci olmaya başlayabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar, bu hafta gezegenler ağırlıklı olarak hem sizin burcunuzda hem de Balık burcunda. Bu da bir taraftan yapmak istediklerinizle ilgili harekete geçerken bir taraftan da daha akışta kalarak ve belirsizliklerin de devam ettiğini göstermektedir. Bu hafta 18 Mart sabahı saat 10.17'de Başak Burcu'nda bir dolunayımız gerçekleşecek. Bu hafta bu enerjiyi hissediyor olacağız. Sizin ortaklı para ve ödemeler konularıyla diğer taraftan yönetmeniz gereken krizleri görünür kılacak. Bu alanlarda yeni kararlar alıp yeni bir düzenleme yapabilirsiniz. Dolunay sırasında Venüs ve Uranüs kare açısı gerçekleşecek. Aile ve ilişkilerinizde beklenmedik gelişmeler oluşabilir ve bunlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Veya belki eve ve ailenize harcamalarınız artabilir. Pazar günü geldiğimizde ise güneşimiz Koç burcuna geçecek. Sizin yakın çevreniz, kardeş, kuzenlerinizle daha fazla görüşmeye başlayabilirsiniz. Bu alana etki edecek. Kısa seyahatleriniz de artabilir ve fikirlerinizi uygulamak için daha cesur adımlar atmaya başlayacağınız bir süreç başlayacak sizin için sevgili Kovalar. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Balıklar ve yükselen Balıklar, bu hafta gezegenler ağırlıklı olarak hem sizin burcunuzda hem de Kova burcunda. Kendinizde bir değişiklik yapmak, hayatınıza dair yeni adımlar atmak isterken bir diğer taraftan da kararsız kaldığınız konular devam etmekte. Bu hafta 18 Mart sabahı saat 10.17'de karşıt burcunuz Başak Burcu'nda bir dolunayımız gerçekleşecek. Bu hafta bu enerjiyi hissediyor olacağız. Özellikle ilişki konusuna vurgu yapmakta hayatınızla. İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklarınız varsa onlarla ilgili yeni bir düzenleme yapma veya yeni kararlar alma, yeni farkındalıklarınızla yeni bir yön belirlemeye başlayabilirsiniz. Kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz. Dolunay sırasında Venüs-Uranüs kare açısı gerçekleşecek. Beklenmedik bir harcama veya ilişkilerinizde bir sorun gündeme gelebilir. Biraz daha gergin ve endişeli de hissedebilirsiniz. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri. Haftanın son gününe, Pazar gününe geldiğimizde ise güneşimiz Koç burcuna geçecek. Para konuları daha fazla gündeminizde olmaya başlayacak. Paramı, gelirimi nasıl arttırabilirim? Kendi potansiyellerimi daha fazla nasıl ortaya çıkarabilirim gibi düşünceler daha çok üzerine yoğunlaşacak ve kararlı ve cesur adımlar atmaya başlayacağınız bir süreç başlıyor sizin için sevgili balıklar. Haftanız güzel geçsin.